أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Geceniz mübarek olsun, gündüzümüz de mübarek olsun, Ramazanımız mübarek olsun, yaptığımız ibadetler mübarek olsun. Cenab-ı Hak kendi rızası dairesinde hareket ettirsin. İftarımızı, sahurlarımızı da Cenab-ı Hak kabul eylesin. Rıza ilahi dairesini muamele etsin inşallah. Alem-i şehadetten de göç ederken şehit olarak gitmeyi, talebe-i ulumun ruhunu kabzeden müekkel melekeyi hepimize nasip eylesin. Hastalarımıza şifa versin, dertlilerimize derman versin Cenab-ı Hak. Borçlulara da eda nasip eylesin, suhulet ihsan eylesin Cenab-ı Hak. Ramazan'da Müslümanlara yardım eylesin. Şu anda hastanelerde, evlerde vesaire yerlerde şifa bekleyen, şifa isteyen, dua bekleyen, manevi yardım isteyen bütün kardeşlerimize, bildiğimiz bilmediğimiz, bize dua eden, bizim dua ettiğimiz, söz verdiğimiz kişiler veya şu anda kim nasıl talep ediyorsa Risale-i Nur'un şahsi manevisi hürmetine Cenab-ı Hak onlara merhamet eylesin inşallah. Evet, geçen hafta yaşamdaki israf toplumsal bir baskıydı. Toplumsal bir baskı. Sayfa kaç? Sayfa 660. Mehmet, israf ne demiştik öğle namazında? Ama izlik şey yap. İsraf abi Deccal'ın devre düşmek demek. Beşinci şuada geçiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar alem İslam'ın içerisinde zuhur eden kıyamete yakın o büyük Deccal'la diğer Sufyan'ı karıştırıyorlar. İnna Ateyna da anlatıyor. Maalesef daha büyük Deccal bekliyorlar. Doğru. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bahsettiği o büyük Deccal Mektubat-ı Rabbaniye'de kıyametin kopmasına sebep olan Deccal'dır. Onun karşısında tamirci kıyamettir. Hala maalesef bilmem kaç yüz sene Deccal bekliyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin eserini okuyanlarda maalesef bu var. Sufyan, Deccal, Büyük Deccal, Büyük Mehdi kavramlarını bilmediğimiz için İmam-ı Rabbani Hazretleri bu asr-ı mücedide olmadığı için ancak haber vermiştir, tafsilat etmemiştir, icmal etmiştir. İcmal. Şimdi bakın, her Deccal'ın karşısında tamirci vardır. Deccal'ı Deccal yapan Mehdi olduğu gibi, Mehdi yapan da Deccal'dır. Bununla alakalı bir şey söyleyeceğim için söylüyorum. Musa'sız Firavun, Firavunsuz Musa Aleyhisselam olmaz. Nemrutsuz İbrahim, İbrahimsiz Nemrut Aleyhisselam olmaz. O ahir zamanda gelecek Deccal, kıyametin kopmasına sebebiyet verecek olan Deccal'dır. Mektubat-ı Rabbaniye'de o büyük Deccal'ın o söylediği 2000 sene o. Onun karşısında tamirci yoktur. Bir rivayete göre Kabe'yi yıkıyor. Bir rivayete göre Kabe'yi yıkıyor, yıktığı anda kıyameti kafasına kopuyor. Bir rivayete de Kabe'yi, Mekke'yi, Hicaz'ı işgal ediyor. Fakat yıkmıyor, 7 sene sonra kıyamet kopuyor diye rivayet var. Ondan önce gelecek şahıs, alim İslam'da içine gelecek şahıs, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir şahıs şer gelmemiş. Büyük Deccal'dan farkı ne? Büyük Deccal kıyametin kopmasına sebeptir. Ondan önce gelen Süfyan ise insanların imansızlığına sebeptir. Onun için şerdir. İşte 5. şuada Süfyan'ın dam nedir? Tuzak. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki israf eden onun damına düşer. İsraf eden onun damına düşer. Mehmet, o bana öğlen namazından sonra anlatmıştın. Dam nedir mesela? Dam abi işte
Ananelerle yani işte. Anane, görenek. Görenek. Ne derler? Ne derler? Başka? Ondan sonra. Sen birkaç tane söyledin, ilgimi çekti. Adet. Öf, adet. Yok, ne derler? Başka? Niye almadılar? İşte bize yakışmaz. Bize yakışmaz. Bu çok garibime gitti. Bize yakışır mı ya bu koltuklar ya? Oo, bu halılar bize yakışır mı? Bu gömlek yani. Bize yakışmaz. Bize yakışmaz ya. Yeni duydum, yeni. Düğünler için, düğünler için kuaföre 2000 lira veriyorlarmış. İlk defa ömrümde duydum. Yalan söylemiyorum oruçlu. 2000, 2 milyon. Ben 2 milyonla birkaç sene götürüyor. Abi bir de her düğüne aile elbise arıyorlar. Bak, inan hayret ettim. Kaç gün unutamadım yani. Utanadı derse konu yapabilecek kadar unutamadım. 2000 lira kuaför. İsraf eden onun damına düşer. Bize yakışır mı ya? Başka? Sırtıma istemem, karnıma da istemem. Ayıp ya bu koltukları. Gelin olurken, düğün yaparken aldık bu halıları ya, koltukları. İstemiyorum, sen bunları değiştir. Ne de bize yakışmaz. Başka ne diyebilir? Demek ki buydu geçen hafta. Bu hafta iştigal ettiği işin insana etkisi. Tamam? Biraz Ramazan, biraz da sesime dikkat edeyim. Kahve yok mu? Kapalı. Kapalı mı? Fazla bağırmasan belki biraz daha... Ya elimde değil ki, ben kendimde değilim ki bağırma. Doktor demişti ki, ya dedi, iyi kullan dedi. Benim elimde dedi ki, ya şu anda elimde. Adam gibi kullanın. Ondan sonra ne oluyorsa bilmiyorum. Peki, neyse o. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kaynaklarda kasaplık yapanların fıkıh kitaplarına, kasaplık yapanların zaman içerisinde şefkat ve merhamet duygularının azaldığına dair bilgiler vardır. Küçük çocuklara ders veren öğretmenin zamanla biraz çocuklaşması gözlenmiştir. Küçük çocuklara devamlı ders yapanların çocuklaştığı, çünkü çocukların seviyesini ine ine, onlar gibi konuşmaya, onlar gibi düşünmeye, o olup öyle davranıyor. Bir insana isabet edebilmen için fena filo olacaksın, empati yapacaksın, onu seviyeye ineceksin, onu hissedeceksin, fikredeceksin, ona göre davranacaksın. Yapa yapa çocuklarla uğraşan öğretmenlerin çocuklaştığı, çocuksu oldukları, alıngan oldukları, çocuklarda ne var? Onlarda da aynı var. Alıngandırlar. Yani çocuksu oluyorlar. Yine ruh, sinir hastalıklarına bakan doktorların zamanla biraz psikolojik rahatsızlıkları, ne biraz ya? Rahatsızlıklarla karşılaştığı ve hareketlerinde anormallık olduğu görülmüştür. Aynı böyle deli deli hareket ediyor. Eskide giderdim Bakırköy Akıl Hastanesi'nin o arka tarafında, arka hastanenin arka bayırında ziyaret ederdim. Akıl nimetini anlamak için. Yani orada doktorlarla da konuştuk. Doktorlar da acayip. Çünkü insan yaptığı işin, mesleğin tesiri altında kalır. Hasan abi hani dam var ya abi. Dam. He, tuzak. Deccal'ın damı. He, ama biraz sesle. Deccal'ın damı neymiş? Ben bakmıştım da abi. He. Yani benim kanaatim bilmiyorum. Belki siz farklı düşünürsünüz. Risale-i Nur'un siyasetle alakası yoktur. Risale-i Nur'un siyasetle alakası yoktur. Fakat küfr-ü mutlakı kırdığı için küfr-ü mutlakın altı olan anarşistlik. He. Küfr-ü mutlakın altı anarşistlik. Tamam. Peki üstüne, üstü olan istibdad-ı mutlak. İstibdad-ı. Deccal'ın damı bu yani üstü. İstibdad-ı mutlak. Deccal'ın damıdır. İstibdad-ı mutlak, Deccal'ın damı. Peki nasıl anlarız o? Ne demek istibdad-ı mutlak? İşte falan kişilerin, insanların, komşularının, akrabalarının yapmış olduğu istibdad yani. Şunu bunu alalım, şu derken israf çoğalıyor yani. Deccal'ın israfı o oluyor. Yani, yani İslam hukukunda o kadar, gene benim bu tarafa geri çekiyorsun. İslam hukukunda öyle hassas ki, gecekonduların olduğu bölgeye gökdelen apartman dikemezsin diyor.
manevi baskı yaptığın için onlara. Ya. Neyse. Gelelim bu tarafa. Demek ki ruh ve sinir hastalıklarına bakan doktorların zamanla biraz psikolojik rahatsızlıklara karşılaştığı ve hareketlerinde bir de okuyayım bu hadisi. Ebu Hüreyre'den rivayet edilmiştir ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle demiştir. Küfrün başı doğudadır. Büyüklük iddiası ve başkalarını küçük görmek deve ve at sahiplerindedir. Vakar ve alçak gönüllülük koyun sahiplerindedir. Muvatta İstizan 2, 2. cilt 970. sayfa. Hadis sahih bir hadistir. Zamanına göre bunu değerlendirmek gerekir. O zamanki bedeviler böyleydi. Bir de etkileşim söz konusudur. Her zaman koyun ve kuzu ile beraber olanla, öküz ve büyük hayvanlarla beraber olan kişiler arasında davranış farklılıkları tabidir. Keza yediği gıdalar insanın mizacına etki edebilmektedir. Bunun gibi çok farklı yorumlar yapılabilir. Güzel bir yorum yapmış. Evet. Çok acayip. Bunu her şeye tatbik ettiğiniz zaman çok eksikler çıkıyor. Zaten bu dersin gayesi insan kusurlu görmesin. Arabadan tut, eve kadar, her şeye kadar, yani eğer büyük varsa, yani insanda bu hisler demek ki uyanıyor. Sevad-ı Azam'a tabi olmak gerekiyor diyor usta. Risale-i Nur'un mumtaz bir hasiyeti, Risale-i Nur'un 667 diyeyim, Risale-i Nur'un mumtaz bir hasiyeti, imanın en son ve en külli istinat noktasını kuvvetli ve kati beyan olduğundan, bu hasiyet Ayet-i Kübra Risalesi'nde fevkalade parlak görünüyor. Ve bu acip asırda mübareze-i küfür ve iman en son nokta-i istinada sirayet ederek ona dayandırıyor. Mesela nasıl ki gayet büyük bir meydan muharebesinde ve iki tarafın bütün kuvvetleri toplandığı bir sahrada iki tabur çarpışıyorlar. Düşman tarafı en büyük ordusunun cihazat-ı muharibesini kendi taburuna imdat ve kuvve-i maneviyesini fevkalade takviye için her vasıtayı istimal ederek ehl-i iman taburunun kuvve-i maneviyesini bozmak ve efradının tesanüdünü kırmak için her vesileyi kullanır. Emniyetli bir istinadgahını kendine temayül ettirerek İhtiyat kuvvetini dağıtır. Müslüman taburunun her bir neferine karşı cemiyet ve komitecilik ruhuyla mütesanit bir cemaat gönderir. Bütün kuvve-i manevisini mahvetmeye çalıştığı bir hengamda Hızır gibi biri çıkar, o tabura der. Mevzu olma, senin öyle sarsılmaz bir nokta istinadın ve öyle mağlup edilmez muhteşem orduların ve tükenmez ihtiyat kuvvetlerin var ki, dünya toplansa karşısına çıkamaz. Senin şimdilik mağlubiyetinin bir sebebi, bir cemaata ve bir şahs-ı maneviye karşı bir neferi göndermenizdir. Senin şimdilik mağlubiyetinin bir sebebi, bir cemaata ve bir şans-ı maneviye karşı bir neferi göndermenizdir. Çalış ki her bir neferin istinat noktaları olan dairelerinden manen istifade ettiği kuvvetli bir kuvve-i maneviye ile bir şans-ı manevi bir cemiyet hükmüne geçsin dedi ve tam kanaat verdi. Aynen öyle de
Ehli imana hücum eden ehli dalalet. Bak, ehli imana hücum eden ehli dalalet, bu asırda cemaat zamanı olduğu cihetle, cemiyet ve komitecilik meyvesiyle bir şahs-ı manevi ve bir ruh-u habis olmuş. Müslüman alemindeki vicdan-ı umumi ve kalbi külliyi bozuyor ve avamın taklidi olan itikatlarını hima eden İslam'ı perde-i ulviyi yırtıyor. Bunu okuyacağım bir daha. Bir metni okuyayım. Bu çok önemli. İslam'ı, İslami perde-i ulviyi yırtıyor ve hayat-ı maneyi yaşatan anane ile gelen hissiyat-ı mütevariseyi yandırıyor. Her bir Müslüman tek başıyla bu dehşetli yangından kurtulmaya meyusane çabalarken Risale-i Nur Hızır gibi imdada yetişti. Kainata, kainatı yata eden son ordusunu gösterip ve ondan mukavemetsiz maddi manevi imdat getirmek hizmetinde harika bir emirber nefer olarak Ayet-i Kübra Risalesini İmam Ali radıyallahu anh keşfen görmüş. Emniyet de göstermiş. Temsildeki sair noktaları tatbik ediniz. Ta o sırrın bir hulasası görünsün. Kastamonu 55. Burası çok önemli. Şimdi ilk önce paragrafı yukarısını bir söyleyeyim. Risale-i Nur'u mumtaz bir hasiyeti imanın son noktası, nokta-i istinat ve nokta-i istimdadı gösteriyor. Yani Allah'a ve ahirete iman, imanın iki tane kutbudur diyor. Altı tane iman esasın kutbudur bunlar. İki uçtur, diğeri ortadadır. Allah'a iman ve ahirete iman. Risale-i Nur bunu esas almış. İman hizmetini esas almış. Peygamberlerin ortak noktası. Ortak noktası, evet. Peygamberlerin ortak noktası. Şimdi küfrün de son nokta Allah'a inkardır. Yani küfür ameli inkar etmez, ameli hücum etmez. Abdestin farzı kaçtır? 4. Hayır, 6'dır demez. Mesela namazın farzı kaçtır? 12. Hayır, 12 değildir diye seninle mücadele etmez dinsiz. Anlıyor musun? Mesela oruca karışmaz öyle. O ehli dalaletin işidir. Esas öyle amele, namaz kılmaya, oruç kılmaya, kurban kesmeye karışmaz. Namazın farzı 12 değil. Az yaptın çok demez ehli dal. Direkt merkezde şarteli çeker. Allah var mı der. Onun için son noktaya hücum ediliyor. Mesela televizyonlarda duyuyoruz böyle. Dini tamir davasına tahripçileri de onları bu sayeye çekiyorlar ki inkar edin diye. Dikkat edin. Hep böyle Müslümanların tutunduğu asıl şartel var ya giriş. Ona hücum ediyorlar. Ampule değil sigortaya hücum ediyor. Mesela %90 esasat varken %10 teferruata içtihadi şeyleri kaşıyorlar. Bilin ki bunlar vazifeli. Mezhepler arasındaki içtihadi ve bu topluma hemen birinci derecede lazım olmayan meseleleri medarı bahsetmek vazifeli. Bilerek veya bilmeyerek. Bu millet imanı yok ediliyor. Ondan sonra ineceğim aşağıya. Sözlerde der ki bir bina düşünün gökdelen. Adam dozerle girdi, binayı yıkıyor. Sen de duvarın kağıt yapıyorsun. Boyama yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Ya serseriler girmiş, bina yıkacaklar. Bina yıkılmaması için badana yapıyorum. Senin yaptığın boya, badana, bina yıkmaya çalışan, temeli yıkmaya çalışan bir insanın failiyatını durdurabilir mi? Süs yapıyorsun güya. Veya der, ikinci örnek veriyor. Malum bildiğiniz şeyler. Kökleri çürütülmeye çabalanan, asit dökülüyor, kesiliyor bir ağacın kurumaması için dal ve budaklarını ilaçlamak, kimyevi muamele yapmak
o ağacın kurumamasını ne derece temin edebilir? İnsan saray gibi bir binadır. Temelleri erkan-ı imaniyedir. İnsan ağaç gibidir. Temeli, kökleri esasat-ı İslamiyedir. Şimdi küfür de iman da son noktaya gelmiş. Çünkü artık dünya işini bitirmiş. Kıyamet. En fazla 3 nesil var veya yok. O kadar. Bitti. Kastamonu'ya göre söylüyorum. Orada hadis zikrediyor. Şimdi küfür de öyle teferruatla uğraşmıyor. En son. Bak televizyonları çıkarlar. Bir, sağdan gözükenlere %90 esasattan bahsetmezler. %10 içtihadi şeylerden bahsettirirler. Buradan başladı. Sonra Allah var mı diye dinle dalga geçerler. Cennetle dalga geçerler. Bizim ahmaklarda martaba. Risale-i Nur iman küfür mücadelesinde imanı esas almış. Bunu ne demek olduğunu anlamak için şu örnek veriyordu Rüştü abi. O da Zübeyir abi veriyormuş. Allah dini mübini asrın 100 senede bir mücedidi dinlerle yeniliyor. Daha peygamberden sonra peygamber yok, kitaptan sonra kitap yok. Ama 100 senede bir toplumsal sosyolojisi, fiziksel yapısı, kültürü, ananesi vesairesi değişiyor. İşte bunu, bu toplumu Kur'an'a ve sünnete nasıl entegre edecek, nasıl uyarlayacak? Asrın imamları geliyor. Onun için her asırda, her 100 senede bir imam geliyor. Onların kitapları ve eserleri, dersleri bulundukları asrın tamiriyle meşgul. Kendi asırlarının dışında tamir özellikleri yoktur. La teşbih ve la temsil. Bir peygamber geldi. Onun hükmü kalkmışsa başka bir peygamberle, daha önceki peygamberin hükmü burada tamircilik olarak kullanılmaz. Öyle mi? Musa aleyhisselam geldi. Diğerler kalktı. İsa aleyhisselam geldi. Musa aleyhisselamın tamiri çare değil. Kullanılmaz. Kullanılmamalı. İbret olabilir, tefekkür ama yöntem değildir. Muhammed aleyhisselatü vesselam geldi. İsa aleyhisselamın hükmünü de kaldırdı. Aynen bunun gibi. İmam-ı Gazali geldi. Allah'ın kafirlere karşı çektiği bir kılıçtır İmam-ı Gazali. Ne yapmış? Asırda bulunan, bununla alakalı anlatıyorum. Asırda bulunan küfre karşı, felsefe akımlarına karşı felsefeyle cevap verdi. Gazali böyleydi. Mevlana Halid-i Bağdadi, Osmanlı vesaire devlet koruma altında değil. Kalbi zaaflar vardı. Tasavvufi şeylerde mücedid oldu. İmam-ı Rabbani Hazretleri Allah'ın çektiği kılıçtır. Nereye çekmiş? İmam-ı Rabbani Hazretleri zamanında bidatlar yayılmış. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin eserinde sünnet-i seniye ve bidatlara karşı çok açık savaşı gözüküyor. Onun sahası bidatlara karşı savaşmak. Gazali'nin Yunan, Roma, Bizans'tan gelen felsefe akımlarına karşı, İmam-ı Rabbani Hazretleri bidatlara karşı dinde olmayanı dinde varmış gibi, var olanı da inkar eden şeyler, hareketler vardı. Allah onu çıkarttı. Sonra Mevlana Halid-i Bağdadi geldi. Onlar da tamam, devlet korunuyor vesaireler yapılıyor. Fakat şey yok. Maneviyat zayıf, manevi noktasında tamir oldu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle dinini mücaptı. Ustad da geldi. Ustad imansızlığa karşı savaşmış. Zaaf-ı iman vardı. Ustad Hazretleri'nin Risale-i Nur'a değer ve bunu çok altını çizmenizi istiyorum. Hem canlı yayında hem siz. Risale-i Nur'a değer verebilen veremeyenin sebebi şudur. Zamanı tanımıyor. Zamanı tanıyan çareyi bilir. Yani Nemrut'u bilen Nemrut olduğunu İbrahim'i bulur. Çünkü karşıtı o. Nemrut'u bilmeyene İbrahim peygamberdir anlatamazsın.
Anlatamazsın kardeşim. Ne demek istiyorum? Bediüzzaman'ı ve Risale-i Nur'a değer verebilmek, Süfyan'ı tanımakla mümkündür. Süfyan ve Süfyaneti tanımayan, Risale-i Nur'a ve Bediüzzaman Hazretleri'ne emniyet vermez. Belki de düşman olur. Bilmeyerek de Süfyan'a taraftar olur. Bak ehl-i imandır gibi gözüküyor. Tanımadığı için zamanı, Süfyan ve Süfyanete taraftar olur, Risale'nin aleyhinde bulunur. Niye? Risale-i Nur'u anlamanın, yani değer vermenin ne olduğunu anlamak için zamanı tahlil etmesi gerekiyor. Zamanı bilmesi lazım. Risale'nin emniyeti zamanın emniyetindendir diyor mektubatın sonunda. Ha, böyle bir zamandayız. Bak bir daha söylüyorum. 3-4 tane imamı örnek veriyorum. İmam-ı Gazali, Roma, Bizans, Yunan felsefesine, İslam içine giriyordu. İslam'ın içini bozmaya çalışıyordu felsefe akımıyla. İmam-ı Gazali, Allah'ın onlara karşı çektiği kılıçtır. Felsefelerine karşı durdurmuştur. Sahası odur. Onun eserini o zamandaki insanlaradır. Ama kullanılır mı? Kullanılır. Ama çözüm değildir. Sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri geliyor. Bidatlar giriyor, onlara karşı savaşıyor. Sonra Mevlana Ali Bağdadi geliyor. Kalbi, marazi kalbiler oluyor. Marazi ruhi. Onlar için tasavvuf ekolunu ölçülere bindiriyor. Sonra Bediüzzaman Hazretleri geliyor. Hepsi de benim. Hepsi de benim. İmam-ı Rabbani kimse, Bediüzzaman Hazretleri de benim için odur. Hepsi alem-i İslam'ın uleması. Hepsinin ayakları başımızın üzerinde taştırlar. Bunlar Allah'ın mücedditleridirler. Ama şu anda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldikten sonra Musa Aleyhisselam'ın dinine tabi olmaya çalışmak neyse, bu asrın mücedidini bırakıp önceki mücedide tabi olmak da aynıdır. Yöntemi bilmiyor. Eğer Musa Aleyhisselam'ın getirdiği şeriat çare olsaydı İsa Aleyhisselam gelmezdi. O bitti. Eğer İmam-ı Gazali'nin hükmü bitmeseydi İmam-ı Rabbani gelmezdi. İmam-ı Rabbani nasıl ki onun hükmünü kaldırdı? Mevlana Halid-i Bağdadi de onun hükmünü kaldırdı. Bediüzzaman da onun hükmünü kaldırdı. Yani her bir zaman farklı olduğu için ders de öğreti de farklıdır. Şöyle diyeyim. Önümde cemaat var. Ben hitap ediyorum. Kime hitap ediyorum? Cemaata. Hayal edin, böyle bir vaaz ediyorum ki bu cemaati kale almıyorum, 100 sene sonraki bu camiye gelen cemaati nazara alıp vaaz ediyorum. Böyle olur mu ya? İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin, İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bu asırdaki insanlara ders vermek, zamanı tanımamaktır. O mübarek zatların vazifesi bulunduğu o cemiyetin tamirine ait çözümleri aynı alıyorsun, bu asra monte ediyorsun. Ya çok farklı ya. Örnek vereyim, kapattım bu. Bu paragrafı kapatıyorum. İmam-ı Rabbani Hazretlerine gelmiş genç, efendim demiş, cennetin 4. tabakasına girmenin şartları nedir? Aynı mektubat-ı Rabbani'de şu örnek var. Mesela diyor ki, Kur'an'ı sol elinizde tutup okumayın diyor. Şimdi bu zamana geliyoruz, Kur'an'ı inkar eden nesille karşılaşıyoruz. Cennetin 4. tabakasına nasıl gireceğim diye soru sorarken, şimdi bize, şimdi Risale-i Nur'un zamanında şu asırda Allah var mı diye soruyor. Şimdi o kitap buna çare midir? Değildir. Ha, bu birinci paragraf onu verdi. Kastamonu 55. Demek ki iman ve küfür mücadelesi son noktaya geldi. Allah var mı yok mu oraya geldi. Şu anda bir yer var diyor ki abi, zaten bu zamanda en geniş daire zeminde. En geniş. En dehşetli ve külli bir hücumda. Evet, en külli ve dehşetli bir hücum var. İmana hücum ediliyor. Tecavüz eden dalalet ordularına karşı böyle kutsi bir ders bu surette atom bombası gibi inşallah tesir gösterecektir. Atom bombası gibi. Çünkü adam şu anda Vahabilerin, Selefilerin bir kolu çıkmış. Ayeti inkar ediyorlarmış. Bu ayet yanlış diyor. Diyor, külü de var. Hazreti İmam Ali haşa ilat dedikleri gibi yani. Şiaların bir kolu gibi. Yani böyle acayip bir zamanda, işte mektubatta bir daha söylüyorum. Risale-i Nur'un ehemmiyeti zamanın dehşetindendir.
üçüncü kez söylüyorum, altına lütfen çizin. Zamanı tahlil edemeyen, zamanı yorumlayamayan, zamanı anlamlandıramayan, zamanı izah edemeyen, bu zamanı geçmiş ile farkındalığını bulamayan Risale-i Nur'a emniyet veremez. Tamam? Abi, şimdi kafamda şöyle bir ifade var. Nasıl diyor? Demek Risale-i Nur'un dairesine yakın bulunanlar içine girmesi tehlike ihtimali kavidir. Ya. Yani alim olabilir, mutlu olabilir. Yok şey olabilir derim. Ama hı. Yani yakından maksat nedir abi? Yani biliyor. Biliyor. Biliyor ama bununla mücadele etmiyor. Halbuki mücadele etse, bunu kullansa, yöntemleri uygulasa büyük faydası olacak. Bu diğeri zaten belki muhaf olabilir değil mi abi? Yani çünkü bilmiyor. Bilmiyor. Bilmiyor ama bu yakınında olup da. Biliyor. Biliyor. Çok iyi biliyor. Nereye karşı durduğunu çok iyi biliyor. Adam oyalıyor Müslüman'ı. Ve ne yapıyor? Kürsüye çıkarak veya kitap yazarak çarenin bu olduğunu biliyor. Biliyor. Kendi kitabını revaca veriyor. Sohbetlerle insanları oyalıyor. Oyalıyor, oyalıyor. Kastamonu, şey İzmir'in plakası kaç abiler? 35. Kastamonu 35'te diyor ki, ehli imanın hasseten ehli ilmin. Beşinci şua, imanını tahsiye edip kurtarıyor diyor. Beşinci şua. Beşinci şuayı bilmeyen dostunu düşmanını bilmez, zamanı tahlil edemez. Bir tane sorsa size. Tamam, zamanın emniyetindendir. Zamanı nasıl anlayacağız? Beşinci şuayı okumayan zamanı bilmez. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ahir zamanın müsebbibi olan sistemi beşinci şuada anlatmış. Bu asrın imtiyazını orada anlatıyor. Beşinci şua. Şimdi ikinci paragrafa geliyorum. İkinci paragrafta Müslümanlar bu komitelere karşı tek çıkıyor. Cemaat şeklinde olmuyor. Cemaate ihtiyacım yok diyor. Ve cemaat şekline gelen küfrü mutlaka karşı istinad etmiş, birbirlerine dayanmış. Ne yapıyor? Ekonomisiyle. Globalistlerden bahsediyorum. Globalistler şimdiki Türkçesi. Ustad Hazretleri Zendeka Komitesi'dir diyor. Bak, Zendeka Komitesi ekonomisiyle, siyasetiyle, askeriyesiyle, mikrobiyolojik savaşıyla, korona, salgın hastalıklarını için laboratuvarda imal ederek. Ondan sonra içerideki fitneyi tahrik ederek savaşıyor. Mesela hiç kale almadığımız dergiler var değil mi? Şey vardı bir ara. Şey, bilmem var mı hala dergi. Sonra bir gazete de vardı, hem de dergi de vardı. Tan vardı. Tan. Şeytan. Aynı şeylerden, şeyinde çıkıyordu. Yani holdingden çıkıyordu. Şeytan, şey, ikisi bir yazarsa olur mu şeytan ama şey ayrı, tan. Hey. He. Hey dergisi. Hey vardı mesela. Günaydın. Hey günaydın. Ya. Hey şeytan günaydın. Hey şeytan günaydın mesela. Yani şunu demek istiyoruz. Küfür ittifak etmiş, tesanüt etmiş, küfür bir millettir demiş. Bir Müslümanın şu andaki sıkıntısı bu cemaata tek çıkışıdır. Son şeyimiz burası çok önemli. Ne yapacak Müslüman? Ehli imana hücum eden ehli dalalet nasıl geliyor? Cemaat şeklinde geliyor. Bak şurada var. Ha bak. Şurada bak. Cemaat ve komitelerin habis ruhanileri. Tamam, önemli değil. Şey, önemlidir o, biliyorlar. Orayı göstermiştim, siz göresin diye. Ehli imana hücum eden ehli dalalet, bu asırda cemaat zamanı olduğu cihetle, yani damına nasıl düşüyoruz? İsrafa alıştırıyorlar. Bize yakışmaz. Ayıptır ya. Ömürde bir defa oluyor. Ya bir defa gelinlik giyip çıkarmak için 8.000 lira verilir mi ya? Hani onu kendisine olmuyor ha, satın almıyor. 17 milyonmuş. Kendisi giyip çıkaracak. Kiralık. 2 saatten 8 milyon. Milyar mı? Ben 120 lira dersen bana ayda harçlık veriyor. 8 milyon. Bize yakışmaz. Ayıptır. Ömürde bir defa oluyor. Bu ne?
Süfyan'ın damına düşmek. Hadiste ne diyor? Deccal'ın damına düşmek. Budur. Bu değil. Bunlar da bir tanesidir. Hücum ediyor kardeşim, onu diyorum. Her sahada hücum ediyor. İkide bir televizyon değiştirmek, ikide bir telefon değiştirmek, araba değiştirmek. Bak bakalım kardolabında 3 tane, Ramazan'dayız. İç ve dış çamaşır olarak 3 tane de fazla çamaşırı olan zekat verecek. Nasıl verecek? En azından hay alacak, bu kadar, bu çamaşırlarıma ne kadar olur diye para zekatını vereceksin. Ya yani adam israf ettirerek bize yakışmıyor, yakışmaz diye. Bu bir ekonomik, biyolojik, bak salgın hastalığıyla hücum ediyor. Tamam, salgına. Biz de hak ettik, müstahak olduk. Allah da onlara müsaade ediyor. Kafire mühlet veriyor. Allah istemese olmaz. Ama Allah istedi diye o zalimler zalimliklerine çıkmıyor. Lavatarda işte Müslüman havaya atıyorlar. Uçakla havada atıyorlar. Havadan yani. Bu koronanın ana şeyi yayılmasının sebebi çok çabuk olmasın, insandan insana o kadar değil. Havadan, havadan. Çünkü havadan geçecek. Daha ilerisini diyor. Kıyametin kopmasına vesile olacak. O Kuvvetçi sahnesinde çok manidar bir şey söylüyor. Bak diyor ki, he, bu Müslümanlara ne kadar düşmanlar var diye yani diyor ya. Aşiret hükmünde ne kadar düşmanlar olduğunu bilir misin? Bu Müslümanlara aşiret şeklinde. Aşiret hükmünde diyor. Ne kadar düşmanlar olduğunu bilir misin? Birbiri içinde daireler gibi 100 daireden fazla vardır. Ya. Ha, 100 daireden fazla ittifak etmiş arkadaşlar. Biz de bunlara karşı tek, cemaatsiz nereye gidiyorsun? Ölümü için söylüyorum. Nereye gidiyor? Ölümü bayılmak mı zannettin? Cemaatin yok, bir yere istinat etmemişsin. İtikatların ve İslamiyetinin bidatlarla, hurafelerle temizlendiğini, istikamet bulduğunu nereye göre bildin? Tek başına ne yapıyorsun ya? Tek başında. Bunlardan anlaşılıyor ki onlar bir şahsı, hani her bir de her bir işi yapmak için bir şahsı manevi oluşturmuşlar, bir cemaat olmuşlar. Cemaat yani olmuşlar. Gıdayla ayrı bir cemaat. Cemaat, gıda, siyaset, askeriye. 100 tane daire var. Böyle evet. Bozmak için. Ekonomi, dolar, toplumda her asırda bir mergup meta yapmak. Cinsellik, başka bir asırda araba, başka bir kariyer. Yani okumak, şu anda mesela okul koronadan önce puttu. Okumamak, aa tövbe estağfurullah, böyle bir şey olur mu ya, düşünüyorum. Çocuk okula gitmiş. Oysa çocuk bozuluyor. Sanki fabrikasyon bozma yeri. Acayip bir şey, bozma yeri. İlim ikinci derecede kalmış çocuklar. Herkes orada bozuluyor. Hazreti koruna geldi. İlim mi istiyorsunuz? Aha. Hem videosu var, hem canlı yayın yapıyor. Hem hoca zehrini akıtamaz. Çocuğun yanında annesi de dinliyor. Hoca dersini anlatmak zorunda. Başka bir konuya giremez. Hem bozulmuyor. Kız erkek karma değil. Hem annesi de dinliyor. Ha, bu videoyu. Adam konusunun dışına çıkamıyor bak. Aha ilimse ilim. Tamam. Fakat komite şeklinde geliyor. Bu şey için bir şey söyledim. Dura bakma abi. Çocuk hem annesinin yanında kaldığı gibi hem annesinin şefkati ve merhameti daha çok arttığı gibi hem onu koruma ihtiyacı daha çok hissediyor abi. Evet. Yani adam ilkokul çocuğunu teslim ediyorsun çocuğa. Öğreteceğinin dışında ideolojisini anlatıyor. O mekteplerde diyor, onun muhabbeti telkin ediliyordu diyor. Ha? Ben bunu yerimde yaşadım. 6 yaşında anaokuluna göndermiş. 6 yaşında. Abim. Ondan sonra çocuk babasına demiş ki ya, baba bu namaz boş şeyler demiş ya. 6 yaşındaki çocuk babasına diyor. Kız çocuğu mu? Yok, erkek çocuğu. Namaza boş ya, diyor ha? Bak annem bizzat abinin çocuğu. Abinin çocuğu. Ankara'da oluyor bu. Baba diyor bu namaz bu boş şeyler diyor. Hemen anladı tabii yani. Bu anaokuluna gitti. Bir hafta sonra oluyor bu. Hemen anladı meseleyi. Hemen okula gitti. Dedi ki siz ne yapıyorsunuz dedi bu çocuğa dedi. Bana dedi hiç demediği şeyler söylüyor. Dedi. Baba diyor bu namaz boş şeyler. Ne dese bayan bir öğretmen. Hı. Ne dedi biliyor musun? Bu bizim bir şey bak unutturuldu bak.
Bu bizim ana felsefemiz mi? Bu bizim şeyimiz yani, evet. Vazifemiz demiş yani. Biz tam olarak cümleyi unuttum yani. Söyleyeyim de. Anladım. Bu bizim ideolojimiz midir? Öyle bir şey değil yani. Bu vazifesi ya. Zehrin akacaktı. Anaokulu, kreşlerde, mekteplerde. Bak, Hazreti Korona deyince millet beni meczup diyor. Evet, doğru de. Evet, ölümüne Müslüman kaybettiği bir şey yok. Ölüyor Müslüman, şehit oluyor. İzmir'de de Hasan abi, o müzeye mesela 2 yaşında çocuğu götürüyorlar. 2 yaşında çocuk ne anlayacak o şeyden yani? Bak, taun, tufan, hark, gark, bir de şey, 40 gün hayır, şey, ne olsa. Hark, yanmak. Gark, boğulmak. Taun, salgın hastalığı. Yani çaresi olmayan hastalıklar, kanser, korona, taun, tufan, deprem, yangın, sel, tsunami gibi. Le, bir de 40 gün doğumdan sonra ölürse, ehl-i imansa, oruç namaz da sorulmuyor, şehit oluyor. İmansa, ehl-i imansa, kalmışsa imana. Amelsiz iman kalmışsa tabii. Bak, Müslüman bir şey kaybetmiyor. Ne oldu şimdi? Çocuk yanımda, ne öğreniyor belli. İlim sağ, tamam, videosu da var. Seyret, oku, biz de bundan okuyoruz. Kitap, okulun kitabı var. Videosu da var. Hocaya da sorma şansı var. Annenin yanında okuyor. İlimse ilim. Ha? Bak, Hazreti Korona. Ne kadar, peki ne yaptı başka? Defime fasitleri kapattı. Ne kadar kebair yerleri kapattı. Bunu kim yapabilirdi? Hangi alim yapabilirdi? Ama gene kızacaklar tabii bana. Oo, ne diyor? Ehl-i iman, ama ehl-i iman şehit oluyor. Olur mu diyen adam şehit olmaz. Hak etmiyor çünkü. Bu asır cemaat zamanı. Bak, ölüme bile çare cemaat. Ben Züftü, Hafız Züftü diyor. Emir damıdan mı, Kastamonu'da mı? Vefat etti diyor. Ne diyor Üstad? Günah cihetiyle öldü. O kardeş sevap cihetiyle yaşıyor. Bak, ölümün de çaresi cemaat olmak. Ben gidiyorum ama devam ediyor. Ben vefat ettiğim zaman bütün nur cemaatin benden sonraki namazına, orucuna, risalesine ortağım. Böyle inanıyor. Böyle öleceğim, bak şimdi. Geçmiştekilere de ortağım. Benimkilere de ortaklar. Havuza attık çünkü. Bak ne oldu? Ölüme nasıl çare oldu? Ya ben niye yaşayacaktım? Fazla sevap kazanım. Benim devam ediyor. Benim Müslüman kardeşlerim getirecek. Bak, cemaat olmak. Ölümün bile çaresi. Diyor ki, bu asırda cemaat zamanı olduğu cihetle, cemiyet ve komitecilik mayesiyle bir şahs-ı manevi. Bir şahs-ı manevi oluyor. Komite. Arkadaşlar bize komite olarak hücum ediyorlar. Hepsi farklı farklı isimlerle, televizyondur, ekonomidir, medyadır, borsadır, bilmem nedir, hepsi farklı ama hepsi arkasında ipi tutan Zendika Komitesi. Kim o? Globalistler. Ustad Zendika Komitesi diyor. Peki diğer sufi şeyler, devlet yöneticileri, Saddam'dır, Kaddafi'dir, şu da bu, hep onların dizgin elinde. X yerlerdeki de hep de onların adamlarıydı. Zendika Komitesi. Hey, size seslenmiyorum diyor Ustad. Ustad burada mahkeme. Sizin diyor arkanızda olan, sizi bana musallat eden Zendika Komitesi'ne hitap ediyorum. Ustad muhatap, vitrine hiç bakmıyor. O tarihte. O zaman hatırladım, program demiş. Bu bizim programımız. Zendika Komitesi program vermiş buna. Programımız, evet, demiş. Evet, Zındıka Komitesi değil mi? 6 yaşında çocuk. Babasına ne diyor? Namaz gibi boşver şeyler diyor. Bak, korona geldi, ha sana boşver dedi. Kaldır bakalım, sen evinde anne ol, sen de baba ol. Gidip anne gidip çalışıp da, para kazanıp da çocuğuna, anne kreşe, anneye para vermesin. Para kazanıp da çocuğuna analık bulmasın, kendi analık yapsın. Kızacaklar, kızın zaten kızıyorlar. Bu asır cemaat zamanı olduğu cihetle cemiyet ve komitecilik mayesiyle bir şahs-ı manevi ve bir ruhu habis. Esas meseleye geleceğim arkadaşlar.
Bu anlattıklarımızdan daha acayip. Demek ki bu şahs-ı manevi sirayet ediyor. Havada da gözüküyor. Mesela Ramazan'da bakınca bak atmosfer acayip. Şahs-ı âli, şahs-ı maneviye, şahs-ı habis, hangisi galipse belli. Mesela örnek vereyim. Canlı yayında olanlar baksın, yatak odalarına baksınlar, bir de eve baksınlar, iş yerine baksınlar, bir de dershane gitsinler. Böyle ne kadar kıyas ettiğiniz zaman farkı görürsün ki Allah Allah ne kadar ruhani bir şey var. Bu şahs-ı manevinin orada sirayetidir. Müslüman alemindeki vicdan-ı umumiyi, kalbi külliyi bozuyormuş. Bak vicdanları bozuyor. Adamda vicdan kalmamış. Başka neyi bozmuş? Kalbi külliyi bozmuş. Kalpteki bütünlük gitmiş. Sonra avamın kim bu? Kim ama bozulmuş? Cemaatin dışında kalan tek fertler. Cemaat halinde mesela düşünün. Adam Allah'ın ayetinde, hadis-i şeriflerinde şey yapan diyor. Faiz yiyen diyor. Kime savaş açmış oluyor diyor? Faiz yiyen. Allah ve Resulüne. Harp ilan etmiş oluyor. Adam din namına faiz helaldir diyor. Dayılarısı var mı? Bu millete bir şey anlatması gerekirken detayının detaylı insanları meşgul ediyor televizyonda. Din adını anlatıyor. Edep anlatılması gerekirken edepsizlik maskarası yapılıyor. Dini tamir davasında din tahripleri ediliyor. Dine hücum ettiriyorlar, dalga geçtiriyorlar. Cennet var mı diyor. Adam bak cennet var mı diyor. O hadis var diyor. Peygamber inkar edene hadis delil getiriliyor. Ya. Yani acayip tiyatrolar oynanıyor da tek başına kalan bir Müslüman nasıl mukabele edecek? Cemaat içinde olan bunları bilecek, cevabını şey yapıyor, anlayacak. Mesela şimdi içtimaiyatta çalışıyor ama bunları hayatının içine bir saat girdi bu ders. Cemaat olduğu için. Cemaat olmasa nerede dinleyecek bunlar? Sizinle beraber nasıl olacağız? Avamın taklidi olan itikatlarını himaye eden İslami perde-i ülveyi yırtıyor. Bu çok önemli. Avamın, var ya halk Müslümanın, itikadını himaye eden İslam'ın örf ve adetlerini, geleneklerini, şairini kaldırıyor. Biliyor musunuz? İlk önce İslami şairi kaldırdılar. Bu milletin vicdan darbe mi? Mezar taşlarını bile kanalizasyon duvarında kullandılar. Camiler ahire çevrilmesi, 20 bin tane caminin kaldırılması var. Bunlar tarihi fazla uzak değil ki, 50-60 sene önce. İlk önce şair İslami'yi kaldırdılar bak. İslam'ı, İslami perde-i ulviyi yırtıyor. Hayat-ı maneviyi yaşatan, hayat-ı maneviyi yaşatan, anane ile gelen, burası çok önemli, burası. Bak, bizim imanımızı canlı tutan, toplumda İslami bir havayı oluşturan, hissiyatı mütevarisi yandırıyor. Hissiyat-ı mütevarise ne demek biliyor musun arkadaşlar? Ben diyebilirim, konuşmak isteyen var mı böyle? Hissiyat-ı mütevarise. Hissiyat-ı mütevarise. Bir miras kalmış anne babadan, anneannede. Tamam, çok güzel. Örf, adet, din şimdi. Bak arkadaşlar, hissiyat-ı mütevarise. Şöyle bir örnekle vereyim. Cumhuriyet döneminde yapılan camiye giriyorsunuz, bir de Osmanlı'ya yaptığı camiye giriyorsunuz. Çeşmelerine bakıyorsunuz. Onlara girdiğiniz zaman böyle Osmanlı ruhu almıyor mu böyle insan? Değişik halet olmuyor mu? Hisleriniz değişiyor değil mi? Fikriniz değişiyor. Mesela Ayasofya gidince, Sultanahmet'e hissiyatınız değişmişse, adamların maneviyatı o kadar yüksekti ki camiye taş koyarken, adam taş gibi gözüküyor. Hissiyatını, fikriyatını, duygularını koymuş taşa. Bu taş nedir biliyor musunuz? Şairdir. İçerisi nedir? Hissiyat-ı mütevarise. Yani geçmişi geleceğe taşıyan vesile. Hissiyat-ı mütevarise
Oraya giren bu taşı görünce taş zannediyor, taştır. Oysa Osmanlı ruhudur. Hissiyat-ı mütevarisiyi yandırıyor. Hissiyat-ı mütevarisi anladık mı abi? İslam'ın ulvi perdeleri değil mi? Bak şimdi Allah telef eder mi? Mesela benim fikrim, şu anda konuşuyorum, birkaç kişiye gidiyor. Kayıt alınacak o kadar. Hayır. Fikriyatım, hissiyatım, duygum, latifem sirayet ediyor. Herkesin, menfi veya müsbet. Sirayet ediyor, ona göre muamele görüyoruz. Ona göre atmosfer değişiyor. Bu hissiyatı Allah yok etmiyor. Yok olmaz çünkü. Onlar bulunur. Havada bulunur. Sonra onlar kendilerini şairle ifade ederler gelecek asra. Mesela bir daha şeyi koydu. Çeşme. Cami olmasın, çeşme olsun Osmanlı. Çeşme acayip. Taşa bakıyorsun Osmanlıca yazı. Ha, etkileniyor, durup bakıyor adam. Bu nedir? Şair. Ne yapar? Şair ne yapar? Geçmişi geleceğe taşır. Nasıl yapar? Bu taş gibi gözükürken bunu koyan zatın, koyan zatın cemiyeti, koyan zatın şeyhi ustadı, bu taşı koyan ustanın eliyle bu taşı koyuyor. Bu taş gözükürken bunun içerisine koyan taşın hissiyatı, merhameti, dava adamlığı, yiğitliği, bir de onu yetiştiren hocası, bir de onu yetiştiren toplumu, hepsi burada. Hissiyat-ı mütevarise, al, elden ele bu hissiyat yayılıyor. İşte bunu bildikleri için sendika komitesi, globalistler, bu şairi yıktı mı geçmişle alaka kalmıyor. Bir gecede cahil oluyor. Bir gecede. Harf değişiyor. Oysa bir para bile değiştirmek için 2 sene mühlet veriliyor veya 1 sene. Bak yenisi çıkıyor. Piyasaya sürülüyor. Bak eski toplanıyor. Merkez Bankası toplana 1 sene sürüyor. Eskiler kalkıp yeni gelen kalkıyor. Ama bir gece yaparsa herkes fakir olur. Yeni para. Kimse de yok ki yeni para. Yeni para geldi bu gece. Kimse de yok. Anladın? Ha bu işte şair-i İslamiye, bu şair-i İslami mazi istikbale taşıyor. Tamam. Ne demek ya? Bu taş gibi gözükürken, çeşme gibi gözükürken, Osmanlı mezar taşı gibi gözükürken, buranın içerisi bunda tecemmü etmiş, cem olmuş. Koyan ustanın, o ustayı yetiştiren ulemayı, onu da yetiştiren toplumun fikriyatı, hissiyatı, duyguları, latifeleri bunda. Bunu gören o duyguya kapılıyor. O zaman İslam'a vurabileceğin en büyük darbe mazi istikbali taşıyacak bu şairi yok et. İşte yandırıyor. Bak ne dedi? Müslüman alemindeki vicdan-ı umumi kalbi külliyi bozuyor. İşte bu. Bunları bozarak. Bozuyor. Peki Risale-i Nur ne yapıyor? İman-ı Sif yapmıyor biliyor musunuz? Bizim lisanımızı bozdular. Risale-i Nur Türklerin Türkçesini koruyor. Biliyor musunuz? Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanı kimdir biliyor musunuz? Ermeni ha? Ermeniymiş. Agop Dil Açar. Agop Dil Açar mı diyor? Ya? Evet abi Agop Dil Açar. Düşünebiliyor musunuz? Rüştü abi o kitabı vardı. Türk Dil Kurumu'nun lügatı vardı. Orada bir kelimeyi vallahi ben şimdi nakledemiyorum. Yeni çıktım zaten içerilerden. Yeni en son hapishane parasını birkaç ay önce dedim. Mahkemeyi kaybettiğim için içeride elektrik, su, yeme içme parasını ödedim. 1,5 ay. Orada lügatta ne yazıyor? Lugatta olanı diyemiyorum ben. Ha, Türk Dil Kurumu başı oydu. Bunu bozdu. Harfler bozularak bir gecede. Ya bir gecede harf para değişirse yeni para kimde var ki? Herkes fakir.
Saddam'ın parası vardı. Herkes de Amerika geldi. Herkes fakir. Hiçbir şey yaramıyor. Onun için dinde akçe altındır. Ya. İşte örf ve adet anane o kadar mühim. Anne evde çocukları iken dahi, kendi çocuğu dahi şeyine dikkat edecek. Örfüne, üstü başına. Bak o camiler mesela adam gelmiş cami yapmanın yapma göstermelik. Esas camileri tamir ediyor biliyor musun? Reis. Bazıları kızacak bana. Camileri tamir ediyor. Niye ediyor? Cami yapıyor. Allah'ı teyit etmiyor mu? Allah diyor ki ayette, bana iman edenler ancak camileri imar ederler. Bir de inşa ederler, şey yaparlar, imar ederler. Ya. Ama adam buna Allah'ın evlerini ancak Allah'a iman edenler yapan şeyi niye yapıyor diyor. Senin iddia ettiğin adamda bir tane cami yok. Bir tane yok. İstese yapardım. Ben istesem bir cami yapardım ömrümde. Yapardım. Cemaata yaptırırdım. Şimdi medrese, kaç tane medrese yapıldı elhamdülillah. Medrese yerine ben himmetimi alacağım sorun. Camiye ben himmet etseydim vallahi bir cami yapardım. Benim dayım yapmış ya. Cemaati yoktu. Benim köydeci usta. Ondan sonra az bir toplamış kendisinin bütün şeylerini de toplamış. Kendisi ustaydı zaten. Bak hücum ettiğin kişi camileri ihya ediyor, inşa ediyor. Yeni cami kuruyor. Hücum ediyorsun. Ama beraber hareket ettiğinin bir tane camisi yok. Efendim onların camisi şuymuş buymuş. Değil arkadaşlar böyle biraz akıllı olmak lazım ya. Biraz akıllı olmak lazım. Ama her şey iyi olmadığı gibi her şey kötü değil. Her şey mükemmel aramak anarşistlerdir diyor. Mesela şeyde söylüyor. Divan-ı Arbülfi'de. Yani hatadan, kusurdan âli bir hükümeti istemek ancak bozkuncuların işidir. Her zerresiyle mükemmel bir devlet ancak anarşistlerdir diyor. Oysa zerreleri, mürekkepleri günahlarla yorulmuş. Bir enkaz alınmış. Kaç seneden beri bir şey yapılmış. Ya kardeşim bu kadar canım ben şahidim. Ben şahidim 1988'de 86'da Rüştü abiyle 86'dan 90'a kadar Fındıkzade'de kalıyordum. Ya ben söyleyeyim Türkiye, İstanbul'da yaşayanlar baksın ya. Türkçe Abdullah sokaktaydım. Kızıl Elma Caddesi var. Fındıkzade'den Adlı Tıp, Cerrahpaşa'ya giden cadde. Kızıl Elma Caddesi. Bak şimdi. Bir daha Fındıkzade'den Adlı Tıp var. Yani Cerrahpaşa Hastanesi'ne giden ana cadde. Oranın tam ortasında sol tarafta park vardı. Parkın ortasında tuvalet vardı çok büyük. Yerin dibine giriliyordu. Şimdi orası cami. Ve tahtadan ahşaplı. Peki niye tuvaletli niye cami oldu? Tuvaletin üzerine cami olur mu? Tuvalet kaldırılır. Meğer orası ulemanın, İstanbul'daki ulemanın bir kısmının dini müzakere, mutala, kendi aralarında toplandıkları gece, bütün mesaili bittikten sonra toplandıkları bir mescitleriymiş. Ulemanın meclisinin olduğu bir camiymiş. O sar, onu kaldırarak tuvalet yaptı. Tekrar aslına döndü. Mesela şeyde Eminönü'nde ya tren garının yanında cami var. Orası meyhaneydi. Onu camiye yapan Turgut Özal'dı. Meyhaneyi tekrar çünkü gene sar orayı camiyi yıktı, meyhane yaptı ve sattı. Meyhaneyi Turgut Özal satın aldı, cami yaptı. Peki niye bunu söylüyorsun? Ben ecdadımla gurur duyuyorum. Şairi ihya edenle gurur duyuyorum. Şairi ihya etmeyenleri sevmiyorum. Şair. Bak orada ben söyledim, ben siyasetle alakam yok. Kusurlarla beraber. Bak Fındıkzade'de içimiz giderdi. Orada Taceddin Hoca vardı. Burada bir zat var, o bilir. Bir hoca var şimdi, o bilir. Taceddin Hoca vardı. O caminin tam çaprazlama ileri mahallede, o da caddenin kenarında cami vardı. Hep bize anlatırdı.
Ya açtıydı mekanı cennet olsun. Taceddin Hoca, eski Nurcular hepsi bilir. Sungur abi ona fıkıh sorardı. Sungur abinin fıkıh şeyiydi, danışmanıydı. Taceddin Hoca. Tamam mı? Rüştü abi de fıkhını çözemediği fıkıh şey sorardı. Fatih'teki Yüksel, ne soy ismi Yüksel, şeyin bu oğlu mürtet çıktı Amerika'da. Hatırladım. Yo. Ondan sonra Allahu alem, o bir hoca, çok ben de ondan epey ders almıştım, yaştı. Saadettin Yüksel hoca. Halil Gönenç hoca da şu anda sağ, kitaplar var, Şafii ilmihali var. O onun talebesidir. Halil Gönenç hoca Saadettin Yüksel hocanın talebesidir. Rüştü abi de ya bazen beni gönderirdi veya telefon ederdi Saadettin Yüksel hocaya, şunu git, bunun şeyi nedir derdi. Taceddin olsa ise Sungur abinin fıkıh hocası. O yıkılan, tuvalet yapılan cami şeyi o anlatırdı, içimiz giderdi. Tarihi böyle derdi, kardeşler derdi. Buranın, ben oradan geçemiyorum derdi. Şimdi orası, gidin bakın, kılın namazınız. Tahtadan yapılmış. Aynı eski ahşap yapılmış. Hemen Fındıkzade Meydanı var ya orada. Meydan hemen Vatan Caddesi'ne, Luna Park'a inerken köşe başında bir de cami var. Orası da birhaneydi. Orada da bir tekke, büyük zatın camisiydi. Tekrar o cami oldu. Allah razı olsun şairi ihya edenden. Şairi bozana da Allah'a etsin. Şairi bozana da. Kardeşim taraftar olmayın. Doğruya taraftar olun. Gider ayak imanınızı bozmayın. İmanınızı satmayın. Ucuza satmayın. İmanınızı ucuza satmayın. Tarafgirliğinizi koruyun. Günah-ı kebair insanı imansız etmez ama küfre taraftar, küfre hizmet etmek olduğu için iman gidiyor. Günahlarla iman gitmiyor ama küfre tarafgirlikle gidiyor. Ben Allah şahit olsun, Rabbimin dinine hizmet edeni seviyorum, etmeyeni, ölü gözükeni sevmiyor. Şairi ihya edenleri seviyor. Başörtü şairdir, camiler şairdir. Camiler Allah'ın teyidiyle Kur'an'da imanı olanlar yapar diyor. Ama adama deccal diyor. Adama deccal diyor camileri. Niçin yaptı? Senin de olsun da niçinin olsun? Şeydeki karşıda kule neresiydi o? Çamlıca. Çamlıca'daki o cami. Az bir şey mi ya? Birisini görmek için orada bile kendi göremiyor. O kadar büyük ki telefonla buradayım diyoruz. Yani Allah'ın evi ya. Mescid-i Zirar değil ki. Müslümanlar gidip de haz kılıyor. Ya. Peki. Bunu niçin şey yaptım? Şu hissiyat-ı mutevarise. Hissiyat-ı mutevariseyi İmam-ı Şafii o kadar önemsiyor ki bundan daha güzel izah olmaz. Şimdi hatırıma getirdi. Bir memleket Almanya fethedildi. İslam olsa İspanya gibi. Tamam? Endülüs. Sonra küfre dönüşse bir mezar taşı var mı mezarlık orada? Mezar taşı varsa orası Darul Harp denilmez. O mezar taşları var mı orada İslam'ın? İmam-ı Şafii'ye göre değildir. İmam-ı Hanefi'ye göre İslam hukuku icra edilmediği yer Darul Harp'tır. Bak Şafii Hazretleri diyor, bir mezar taşı dahi olsa o Darul Harp olmaz. Üstad Hazretleri yaşadığı zaman bu memleket-i İslamiye'de diyor. Dinsiz baykuşların seslerini işitiyoruz. Teslim etmiyor. Bazılar burası Türkiye Darul Harp diyor. Tabi estağfurullah. Darul İslamiye. Bu memleketi İslamiye. Adamlara bedava devleti veriyorlar ya. Darul Harp'tır yani sizindir diyor. Olur mu ya, benimdir. Darul İslam'dır burası. Burası bizimdir. Biz ezildik diye bizim memleketimizdir. Amerika Kızılderililerindir. 200 senelik bir insanların değildir gibi. Burası bizim memlekettir ya. Darul Harp demek Türkiye sizindir bunu. Bizim değildir demektir. Hayır. Darul İslam'dır. Ustad da öyle diyor. Bu memleket İslamiye'de diyor. Bak. Ama İslam hukuku icra edilmiyor. Edilmediği dönem
Hayır olsun. Darül İslamiye'dir diyor. Adam bu Türkiye'de faizeli al diyor. Ayşe'nin yatırdığı, Hasan Hüseyin'in yatırdığı paralarla emlakçılık ve selilik yapan banka IMG Yahudi'nin Levis midir nedir İngiliz İş Bankası CHP'nin Ayşe, Fatma, Hasan, Hüseyin yatırdığı, Abdullah'ın yatırdığı paraları topluyor. Ali, Hüseyin, Hamza, Abdülkadirler de oradan krediyle para çekiyor. Müslüman, Müslüman'a faiz alıyor. Müslüman, Müslüman'a faiz yapıyor, faiz veriyor, faiz alıyor. Adam diyor ki Darül Aftıcı'ya diyor. Müslüman'dan Müslüman'a faiz. Gidin bakalım İş Bankası'na yatıranlar kapısına gidin bakayım kaç kişi gavurdur. Kapısına durun. Siz gavur musunuz buraya faizde para yatıyorsun? Yok Müslümanız diyecek. Para yatıranlara bakın Müslüman mı diyecek. Gidin arka tarafından krediyle para alanlar, faizle para alanlar. Abdülkadir, Abdülkerim, Abdurrahman, Selahattin, Hüseyin, Hamzalar. Siz kafir misiniz? Hayır tövbe estağfurullah. Niye faizle para alıyorsunuz? Ne yapalım işin için? O zaman Müslümanın getirdiği paraları biriktirip Müslümanlar faizle para veriyor. Ha Müslümandan Müslümana faiz yaparken ben size emlakçılık yaptım diye şu kadar değilse benimdir diyor. Müslümandan Müslümana faiz el al diyen adam da ne olacak yani? Ya işte Risale-i Nur böyle bir zamanda çıktı arkadaşlar. Bu sarık ya sarık. Bununla çıkar demiş. Çıkar onu diyor. Mahkemeye başlatmıyorum diyor. Hakim. Ustad da madem gerginlik tamam diyor. Sarık. Sarık mı? Tamam yoksa diyor. Çıkartıyor. Kaş kolunu sarıyor. Bak sarıyı çıkarttım diyor. Tamam adamın da dediği oldu. Bunun da dediği oldu. Namaz vakti geliyor. Hakim bey diyor namaz kılmam lazım. Dedi ki mahkeme yapılıyor diyor. Mahkemenin ortasında. Benim namaz vaktim geldi diyor. Olmaz diyor. Aha sen dese ne olur. Şak diye meydan namaza durdu. Herkes seyrediyor. Ya Rabbi nasıl bir iman Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım bu imanının hürmetine ya. Müslümanlara merhamet et. Feraset, dirayet, basiret ver ya Rabbi. Allah'ım bizi bize bırakma bu imanın hürmetine ya. Mahkemede Allah'a hep namaz kılıyor ya. Hakim bu karşıda namaz kılınca bir de sorulur. Allah'ım yarabbi ya. Üstad da şey söylemiş abi, göz kapaklarına daha hakim olamayan nasıl olur? Sonra diyor ki, işte burada diyor hakim karşısında namaz mı olur diyor. Göz kapaklarına daha hakim olamayan nasıl demiş insanlar hakim olacak. Ne hakim ya? Bu kainatın sahibi hakimdir ya. Göz kapaklarına. Ya nasıl bir ustadın talebeleriyiz ya. Allahu Ekber. Allah Allah. Ondan sonra bir şey anlatayım size. İnşallah. Ya Rabbi, bunu başka maksat için anlatmıyorum. Benim de derdim var diyene anlatacağım. Ne ol başka şeyi yorumlamayın siz de. Bu Bakırköy Adliyesi var ya, Bakırköy Adliyesi'nden ta Fizan garajlara kadar üstten değil, hep alttan gidiyor. Alttan, yaya. Araba da gidiyor. Elim bağlı. 2,5 sene. Alttan gidiyoruz. Ceza verdiler. Bu durumdayız. Sıfır ışıklar yani. 6 yani. Belki de 10 dakika yürüyorsun, 15 dakika. Adliyenin altından çok uzak. Bak bir şey anlatacağım. Ve o psikolojiyi düşün. Bütün şey, kelepçe böyle gidiyor. Bu durum yani. Jandarma var önümde arkamda. Dedim ki kardeşim, bana müsaade edin burada bir öğle namazının farzını kılayım. Hoca efendi dedi, koğuşunda kılarsın olmaz mı dedi. Ondan sonra, ya komutanım diyor bu. Hoca böyle diyor, önde bir yatağınsın. Dedi ki, hoca efendi kılsan orada yetişmez. Önleyim kazama bırakmayın, vesile olmayın. Nerede abdest alacaksın? Halini görüyorsun diyor. Kelepçeyi çözemeyiz. Suda yok. Ben abdestliyim dedi. Abdestli misin dedi. Peki dedi ama kelepçeyi çözemeyiz dedi. Tamam kardeşim sen çözme. Ondan sonra tamam dedi. Olana bak. Şöyle ya. Şöyle de secdeye orada. Kıble ne taraftı ki? Dedi ki hocam dedi, kalbine göre bir yere diyor, doğrudur. Orası yeryüzü değil.
Ondan sonra bir şey anlatacağım yani. Şaire bakın şimdi. Kelepçe. Ondan sonra arkandan duyuyor. Sifarzı kılıyor öleyim. Bize yazıklar olsun. Ondan sonra oradan o geldi başındaki adam. Ağlamasını duyuyordu. Kimlere böyle şey yapıyoruz, sürme diyoruz. Aynı duyuyor. Kimlere geçmişte yapıldığı aynısını ben de biz de yapıyoruz. Ondan sonra kalktım, kıldım. Dedi ki hocam dedi ben de İmam Hatip mezunuyum dedi. Ama bu işe girdim. Sana söz veriyorum ilk önce Allah'a diyor. Ben de asla namazımı hiçbir şartlarda bırakmayacağım. Komutana bunu anlatmak için anladım. Kardeşim sizin zaten gönlünüzde iman olmasa bana bu musade etmezdiniz. Onları da rahatladı bu sefer. İmanınız da olmasaydı bana bu fırsatı vermezdiniz. Ondan sonra çok acayip ben dedi şunu dedi bu sefer geldi baktım zor ve geldi o komutan öptü. Ve hiçbir şartta da söz veriyorum namazı bırakmayacağım dedi. Bak şair. Yani şair nedir? Dini hatırlatan örf ve anane onların en iyisi insandır. Dini hatırlatıyor. Bak o bir namaz. Ya bir meziyet değil ki benim namaz kıldığım. Nafile kılsam meziyettir. Farz kılmak meziyet değil ki. Bende gurur olsun. Namaz kılmak meziyet değil ki. Farzdır, asıldır, vazifendir. Namaz. Bak ama iki tane o kimlerdi bilmiyorum asker mi neydi karanlıkta zaten rütbelerini. Kimlere dedi biz böyle şey yapıyoruz. Geçmişte de aynısı olmamış mıydı? Yazıklar olsun bize diye konuşmalarını duyuyordum. Müslüman çocuklar ya. Sonra ne yaptı? Bindirdiler beni. Hocam dedi kovuşunda vardır ama dedi bu benim tayinatım, azığım. Meğer göreve gidince rulla veriliyor şey, ekmek şey. Sarıyorlar ya bir şey diyorlar. Yollarda kenar. He? Kumanya. Kumanya ama bir şey sarıyorlar böyle. He? Dürüm dürüm. Ha böyle sarmış. Hocam dedi. Yarısını böldü. Bindik ya arabaya. Sizin de koğuşta dedi ama benim yarımı sana veriyorum. Dedim ki ya kurban olurum senin o kalbine ya. Estağfurullah sen ye. Sen devam et. Şair var ya, bu Müslüman şairi gördüğü zaman içindeki cevher uyanıyor, onu anlatmak istedim. Cevher uyanıyor. Üzeri kapatılmıştı. Ama söz veriyorum dedi. Hiçbir şartta da benden namazımı bırakmayacağım dedi. Ya bak İmam Hatip mezun oldum ben nereden bilecektim, öyle dedi. Demek ki İslami hissiyat-ı mutevarise yandırıyor. Her bir Müslüman tek başıyla bu dehşetli yangından kurtulmaya mevsane çabalarken Risale-i Nur Hızır gibi imdad yetişti. Risale-i Nur vermeseydi bu imanı. Vesile olmasaydı yani. Veren Allah da vesileli alın. Risale-i Nur Hızır gibi imdadımıza yetişti. Tahir abi demiş. Tahir abi demişler. Abi niye okuyoruz ikide bir külliyat? Oku oku. Kardeş oku devamlı biz Risale okumamızın sebebi namazı güzel canlı kılmak içindir. Risale-i Nur talebelerinin hayatta en büyük felsefesi namazdır. Onsuz düşünülemez zaten. Biz ikide bir bu kitap okumak, bu 1,5 saat neredeyse olacak. Bu derse beni bu hale sokan, bu Risale-i Nur'un bu haleti bize Hızır gibi gelmiş ve bize canlı ve ruhlu namaz kıldırıyor. Nasıl orada kıldırdı? Risale-i Nur olmasa zaten o hale olmayacaktı, o namaz da olmayacak. Kainatı yata eden son ordusunu gösterip ve ondan mukavemetsiz maddi yani Risale-i Nur diyor ki Hızır gibi geldi. Ey Müslüman korkma endişe etme. Haf etme. Niye? Kainatı yata eden son ordusunu. Risale-i Nur son ordusunu niye? Kainat muvacesinde dersini anlatıyor. Görmüyor musun ya bizim gibi aciz fakir böyle miskin adamlara böyle kafanın içinde harita, kalbin haritası, şeceri hılkatın haritası mı olur? Ha, bütün kainatı imanımıza teyit yapıyor. Delil yapıyor. Bütün kainat imanımıza burhan yapıyor. Ordusu, kainatı iate eden son ordusunu gösterip ondan mukavemetsiz, yani öyle bir imanı yerleştiriyor ki Mehmet Cevre, Latif. Öyle mi ki artık onun tersi, yani
İmanın tersini düşünemez hale gelmişiz hamdolsun. Nur talebesi için diyorum hepimiz. Hepsi canlı, herkes nur talebesi olan. İman ondan mukavemetsiz maddi ve manevi imdad getirmek hizmetinde harika bir emirber nefer olarak hangisi yaptı? Ayet-i Kübra Risalesini den resil olduğu için İmam Ali radıyallahu anh keşfen görmüş, emnet de göstermiş. Temsildeki sair noktaları tatbik ediniz. Ta o sırrın bir hulasası görünsün. Kastamonu 55. İnşallah haftaya veya cumartesi arkadaşlar 661'de arkadaşın insan üzerindeki tesirini okuyacağız. Bugün iştigal ettiğin, meşgul olduğun iş insana yaptığı tesir. İnsan imanla meşgul olduğu için siması, sesi, davranışı, namazı yansıyor. Osmanlı'da misal verdik bir taşın, taş gibi gözükürken taş olmadığını, şair olduğunu, mezar taşı, taş, mesela mezar taşı o sarık gibi olanların ulema olduğunu, normal taş, normal Müslüman olduğunu, oradaki yazının, oradaki şeyin bir fikir, his, latifelerin cemi olduğunu, ondan sonra ve bazı şair yerlerinden size bahsettim. Haftaya, cumartesi, gene iki şey, arkadaşın insan üzerindeki tesirine geleceğiz. Burada bırakıyorum. Biraz bir yarım saat uzattık, hakkınızı helal edin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat. Amin. Ya bunun üzerine saatlerce durur duruş tabi. Hissiyat-ı mütevarise. Mekanı cennet olsun. Biz de böyle heyecanlı heyecanlı. Bazen de bu oturduğu koltuk tahtadan da. Koltuk yoktu tahtadan. Dizinin üzerine otururdu böyle. 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 Tahtadan. Hissiyat-ı mütevarise denince şair. Bazen de ağlardı yani. Böyle. Celallenirdi. Ya onu 80'de gördüm, 80 ihtilalinde. Fındık Sümbül Efendi'deydik Kepsel Apartmanı'nda. Lan bir ihtiyar adam ya. Güya öyle bir gösterme yapıyorlar ki, tiyatro yapıyorlar. Şimdi onun aleyhinde bulunanlar var. Allah'tan korkun ya. 80 ihtilal, Allah'tan korkun. Sokakları kapattılar, cemseler, tamam mı? O cemse dediğimiz jandarma böyle asker oturur. Yarısının yüzü bu tarafa, yarısının yüzü bu tarafa. Hani sırtları yaslanırlar böyle, tamam mı? Cemseler dolu, önü arkada falan. Herkes camdan bakıyor, ta ki aşağılıyor. Toplumda aşağılıyor. O mahalle daha gelebilir mi? O mahalle daha buna bakabilir mi? Vatan haini gibi gösteriyor. Çünkü ayakkabılarla çok 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 geldiler. Ben de oradayım. 17-18 yaşındayım. Bulu çağırdı dönem. Ondan sonra endişe etmeyin kardeşler. Korkmayın. İnayet altındayız. Lan aşağı baktık. Cemseler kıyamet kopuyor. Ayakkabılarla geliyorlar. Adamın dediğine bakın. İnayet altındayız. Endişe etmeyin. Yanımızda fırın yanıyor. Bitişik fırın. Bizim son kat çatı katı var ya tahtadan. Tahtadan Rabbim şahit oldu. Yalan söylüyorsun tabi. Fırın ya, fırın bizden iki kat aşağıda. Fırının üstünde mazot deposu yanıyor. Bizim de son kat çatı. Çatı tahtadan, onun altını dershane. Alt katta dershane ama üstüde. Alevleri bizim çatıya vuruyor, tahtaya. Abiler diyor ki, Ali abi vardı, Hüseyin abi vardı, Fransızca öğretmeni şimdi. Ondan sonra abi diyor, Rüştü abi hepimiz bakıyoruz. Alev, bakıyoruz yandan. Alev o tanker, mazot deposu yanıyor fırının. Bizim çatıya vuruyor tahta. Abi diyor, yanacak oradan diyor, eşyaları alalım. Dokunmayın. Yalan demiyorum ya. Aynı böyleydi. Zorlayınca Salih var. Korkmayın, ustadın asıl eserleri var ya, Osmanlıca asıl,
Yani bunlar oraya göre tahsiye ediliyor. Ustadın kendi el yazın, kendisinin Sübeyir abiden kalma. Asıl orijinal ya. Onlar orada duruyor diyor. O müsaade etmez yanmaya dedi. Merak etmeyin. Alev vuruyor. O anda nasıl teslim olabiliyorsun? Bir şey olmaz kardeş, korkmayın. Zorlayınca asıl orijinal eserler orada diyor ustadın. Müsaade etmez Allah diyor. Ondan sonra bir baktık, duyduk ki şak diye yangın bir anda kesti. İtfaiyeciler gelmeden daha. İtfaiyeci mi gelecek? O cemseleri düşün. Jandarma şöyle geliyor, asker falan. Adam giderken kendisi dedi ki endişe etmeyin. İnayet altındayız. Korkmayın. Bunların gayesi korkutmak, ürkütmek. Korkmak, niçin yaparlar? Ürkütmek için, kaçırmak için. Bir daha bak bu işlerle meşgul olma, bak başına neler geldi dedirtmek için. Sakın endişe. Ondan sonra dedi ki, komutanın da imanı vardı elhamdülillah. Hoca efendi de seni götürmeye geldik dedi. Duyuyor. Dedi ki, kardeşim dedi, ben gelirdim dedi ya, bu kadar niye şey yaptınız? Hoca dedi, biliyorsun dedi. Biz demir kuluyuz. Ben arabamla gelirim dedi. Sen git evladım dedi. Tamam. Ama önümüzden gitmen lazım dedi. Arabana bin. Ustad Rüştü abi şey biniyor. İniyor. Önünü arkana cemseler. Vatan şeyi gibi, haini gibi. Şimdi bunun halinde nasıl bulunuyorsun ya? Başka kimse kalmadı mı sokakta? Ya. Şair İslamiye. Şair İslamiye. Örf adet. O çok şeye dururdu. Hissiyat mütevarise. Ben işte emeği çok var ya. Hissiyat mütevarise. Yani geçmişin fikriyatı, ilimleri, yaşantılar var ya yaşamak. Yaşadıkları iman, itikat. Her şeyi his olmuş. Bir madde üzerinde, mezar taşı, bir cami, minare, tesettür, çarşaf üzerinde bizim kalbimize girmiş. Mütevarise. O geçmiş ecdadın imanı ve ameli bir vesilelerle atlayarak elektrik benim kalbime girmiş. O koruyor işte. Mesela Risale-i Nur'un tabirleri, Osmanlı'nın, Türkçenin, aslı Türklerin Türk kullandıkları Türkçe, Ermeni Türk Dil Kurumu'nun bozduğu Türkçe değil. Agop mu demişti ya? Agop demişti, Türk dilinin ilk adamı. Ya acayip neler olmuş ya, çok acayip ya. Tekrar El Fatiha. Kapatıyorum oturumu sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm.